Sandık geliyor, tamam mı? Bok hikayesi sandık mi? Açılıyor, içinden altın, elmas, yakut, ha, ne bilen neler, değilmiş, bir sürü tamam. Şeyler çıkıyor, tamam. Çok kıymetli, pahalı eşyalar çıkıyor. Sonra etrafa pis bir koku yayılıyor. Durum anlaşılıyor. Bok yollamış. Şey İsmail, sandığın dibine insan bok dışkısı evet. Yerleştirmiş. Bok tamam hocam. Mı? Aklı sıra Yavuz'a hakaret edecek. Bok koymuş işte, anla yani hani. Tamam. Ha. Yavuz, ben dünya malları... Ben söyledim hocam, hiç merak etmeyin. Değer, boka verdiğim değer kadardır. Sen al bunlarla oyalan diyor. Yavuz delirmiş, çıldırmış. Hemen demiş, herkes düşünsün. Bu edepsizliğe Osmanlı'nın şanına yakışır bir mukabelede evet, bulunmalıydı. Hocam. Vezirler içe doğru çiş lokum. Yapıyor işte. O ne olduğunu anladınız siz, tamam abi? Biz de lokum gönderiyoruz hocam, ben biliyorum hikayeyi. Durumdayken, Yavuz durun diyor. Ben buldum cevabı. Yine altın, gümüş, elmas, yakutlar, atlas, ipek kumaşlardan bir sandık hazırlattırılıyor. Tamam. Bizim Isparta'dan, Rosense'den gül yağları, gül lokumları, gül esansları, gül ne bilen neleri falan herkes yapılıyor. Herkes yediğinden gönderir diyor hocam. Tamam, veriyor bizim lütfi kargoya, gönderiyor nereye? İran Sarayı'na. Bizim sandık geldiğinde tamam, aa bunların burun böyle. Niye? Ulan biz bunlara dışkı gönderdik, onlardan bize kanalizasyon borusu gelir Allah'ım. Bu moddalar değil mi? Bizim elçi sandığı açtığında tamam, etrafa mis gibi gül kokusu yayılıyor. Herkes şaşkın. Bizim eleman çıkarıyor gül lokumlarından, tamam mı? Bir tane yiyor. Bir tane daha yiyor. Ulan bekiymiş deyip bir tane daha yiyor. Niye? Zehirli değil mesajını verdikten sonra tek tek bulunanlara ikram ediyor. En son Şah İsmail'in de huzuruna getiriyor. Yavuz'un yazdığı notu veriyor. Yavuz aynen şunu yazmış. İsmail! Herkes! Yediğinden ikram eder demiş. Helal Yavuz hocam. Devrin kapalı. Yavuz hocam diyorum, ay Celal hocam. Böyle bir adamlar bunlar, tamam. ÖSYM'nin sorduğu soru. İkinci Mahmut döneminde yapılan askeri ıslahatlar arasında 1, 2, 3 verilenlerden hangisi ikinci Mahmut dönemi yapılmış askeri ıslahattır diye sordu. Şıklara bak. Tıbbiyenin açılması. İkincisi nüfus sayımının yapılması. Üçüncüsü Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Ben biliyorum. Ben biliyorum başıma geleceği ben. Devamlı dedi. Bak şimdi sen de bak. Tıbbiye tıbbiye tabii ki sağlık. Çok kolaymış ya. Nüfus sayımı tabii ki sosyal. Ya. Yeniçeri tabii ki askeri. İşaretle yanlış. Yanlış. Cevap... Yanlış. Cevap ne? Hepsiymiş. Anladın? Bu... Hepsiymiş. Yani cevabın... Hepsiymiş. Bu tıbbiye ve nüfus sayımı ne amaçlıymış? Askeri amaçlıymış. Evet, hemen kocaman kocaman yazıyorsun oraya. Diyorsun ki 2. Mahmut dönemi açılmış. Tıbbiye ve nüfus sayımı askeri amaçlıymış diyorsunuz. Artık ÖSYM anladınız mı? Bak nüfus sayımı askeri alanda. Tıbbiye askeri alanda. Burayı ÖSYM böyle soruyor. Evet hocam. Müthiş. Ya bu kısa kesitler nedir abi? Kazertan Ahmet Çelebi 4. Murat devrinde abim kartal kanatlarından kendine ne yapmış? Böyle bir kanat yapmış. Uçmak için yapmış hocam. Çıkıyor Galata Kulesi'ne, Batman benim deyip sarmış kendini aşağıya. Avrupa'dan Asya'ya uçan ilk adam kimdir? Kazertan Ahmet Çelebi. Kanat takım uçmuş lan. Tamam. Uçmakta sıkıntı yok. Kanat tamam uçmuş lan. Uçmakta sıkıntı yok. Konarken sıkıntı yaşıyorsun. Denizin ortasına ne yaptı? Sonra yazık her yeri kırılıyor diye düştü. Biliyorum ben. Tamam. Yanlış mı biliyorum? Düştü de bizim o gerici zihniyet yok mu? Beşik uleması kayıya bindiler. Kürek çeke çeke ne yaptılar? Geldiler. Lan oğlum haşhaş misiniz lan siz? Lan oğlum biz cennetteyken uçacağız. Siz bu dünyadayken ne öbür dünya işlerine özeniyorsunuz lan deyip bunun kafayı suya bastırıverdiler. Her plant 30'larda ne yapıyor? Uçuyor. Bu uçtuktan 5-10 yıl sonra kalmasan da bundan itler abi. Ortadan kaldırdılar. Lagari Hasan Çelebi tam benim adamım. Vallahi her yere var ya havai fişekler, bilmem roketler, füzeler, böyle güdümlü füzeler, ısınlı füzeler her yere atmış. Aynı o şeydeki, Yüksüzlerin Efendisi'ndeki şey yok muydu? Aksakallı neydi onun adı? Gandalf mıydı? Gandalf ha. Yani evet hocam. Böyle havai fişekler falan atıyor ya. Evet hocam. Onun gibi mahvetmiş İstanbul'u en son. Roket falan füze falan atıyor İstanbul'da. En son en büyük roketin içine girmiş. Kendini de bağlamış, tamam mı? Dördüncü Murat gelmiş. Diye. Nereye gidiyorsun lan demiş. Hünkârım demiş. İsa Mesih'in yanına gidiyorum demiş. İyi selam söyle. Aleyna aleyküm selam demiş. Çakıyor. Dırın dırın dırın.
Uçtu. Uçmakta sıkıntı yok abim. Konmakta evet hocam. Sıkıntı yaşıyorsun. Doğru. Bu da denizin ortasına şap diye düştü. Aynı ekip kürek çeke çeke ettiler. Geldiler. Lan oğlum siz akıllanmayacaksınız mı lan dediler. Bunun da kafayı nereye bastılar? Suya bastılar. Bu adam da 3-5 sene sonra bu da olacak. Bu da gitti. Ortadan kaldırıldı. Ya kurban oldum. 1600'ün başlarında, 1630'larda, 20'lerde abim biri kanat takıp uçuyor, birisi roket, füze yapıyor. Ya kurban oldum, dünya bu teknolojiye 1900'ün başında ulaştı. Yani 300 sene sonra ulaştı. Evet hocam. Müthiş. Müthiş biri. Kanuni raconu mu? Kusura bakma, nah beştir ne ya Ferhat, Ferhat Boy. 8. soru arkadaşlar, 8. soru baba. 8. soru baba. Mert Hoca benim ya ilkokuldan ya da ortaokuldan arkadaşım. Lise de olabilir. Yemin ederim. Yemin ederim. Tanıyorum yani, gördüğüm biri. Ya ilkokul ya ortaokul ya lise, yani okul hayatında bir yerde vardı Mert Hoca. Mert Hoca'nın YouTube kanalı nerede? Şoktayım bir saniye şu anda. Ankaralı yani, %100 Ankaralı. Kesinlikle eminim. İyice emin oldum. Evet. Evet. Hala Ankara'da mı yaşıyor? Evet, kendisi benim dediğim gibi ya ortaokuldan ya liseden arkadaşım. Yani arkadaşım değil, hep gördüğüm ettiğim biri, konuşmuşuzdur da muhakkak. Muhakkak konuşmuşuzdur. Ortaokulu ya da liseyi Ankara'da okuduğuna ben adım soyadım gibi eminim. Size öyle söyleyeyim. Tanıyorum yani. Oha! Nereden görebiliyoruz peki hangi okulda falan okuduğunu? Ya tabi ortaokulu muhakkak yazmamıştır da. Matematik için her şey yazıyor. Dur bakayım. Oha, şoktayım şu an. Ay, yanlış bilmiyorsam o ya. Evet o abi, kesinlikle ben bu yüzü unutmam yani. Ben bu yüzü unutmam. Tamam. Aa, arkadaşımızı bulduk, iyi mi? 8. soru zor. 8. soru meşakkatli. 8. soru acımasız. 8. soru vicdansız. 8. soru feryatsız figansız. Allah kahretsin. 8. soruyu. 8. soru taarruzcu. 8. Mert soru, Güven. 8. Evet. Soru ırz düşmanı. 8. soru zor. Kesinlikle eminim artık. 8. soruya bakacağız. Evet. Bak. Biz ya ortaokulu ya liseyi birlikte yani, okuduk. Peki padişahın ağzından çıkanlar hangi koktu? Şer'i mi, örfi mi? Örfi hukuktu değil mi? Ayakkabıyla döverim bak seni. Örfi hukuktu. Kur'an-ı Kerim'de yazanlar neydi? Şer'i. Evet hukuktu, hocam. Soru. Şer'i hukukun başında kim var? Kim var kim hocam? Var? A. Şeyhülislam, B. Gazasker. Hangisi? O Şeyhülislam. Hocam aniden sonra korkun. Ağzının üstüne ayakkabı yakarım bak. Vallahi demirleriyle döverim sizi. Osmanlı'da hukukun başında kim var la? Lan Gazasker var. Gazasker. Tamam. Gazasker var, evet. Din işlerinin başında. Hani vücutta çok fazla su yoksa ne yapacaktır? ADH miktarı mı artacaktır? Dikkat ettiyseniz neydi ADH? Hatırlıyorsunuz değil mi bunları arkadaşlar? Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamıyorsan çok güzel hatırlatmasını bilelim, bilgin olsun. ADH nereden salgılanıyordu? Hipofizin tabii ki neresindendi? Neresi? Hipofizin neresindendi? Önünden. Önünden değil mi? Önünden. Ben evet. Hipofizin neresindendi? Arka... Hocam ama çok tehditkar konuşuyorsunuz, ben gelirim böyle. Kısmından salgınıyordu. Kimle beraber salgınıyordu? Oksitosin hormonu beraber salgınıyordu. Değil mi arkadaşlar? Evet hocam.
öyle çok basit gözükür. Küçük balık büyük balığı yer. Yok, büyük balık küçük balığı yer. Yani soru büyük balık, sen küçük balıksan böyle yerler yedirme kendini. Evet of, hocam. Of, 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 of. Çok fena soru. Çok fena soru arkadaşım bu ya. Yani öyle sorular vardır ki. Hani bunları bodrumda indirip öyle bir sorusun ki sen. Seni hortumla böyle pataklamak lazım. Çok çok sert bir şey oldu bu, uyarı oldu. Yok yok. Bu öyle bir soru ki çok can yıllar yak. Bir şey soracağım. Programın adı da bebek adımlarıyla logaritma. Sınavda çıkar mı? Çıkabilir. Neden çıkmasın? Çok işlem yeteneği istiyor çünkü. Hazırsan nefesini derin bir nefes al. Ne kadar güzel bir. Şimdi tut onu. Umarım bu olmaz. Başlıyoruz efendim. Ufak ufacık derken ne var bir de? Ufacığın kökü ne? Dedim ki hocam. Güzel. K ne oldu? Düştü i̇şte hocam. Burada ünsür düşmesi var. Cahil zındık. Sen nasıl bir cehalet çukurunda bir zındıksın. O yüzden burada ne düştü kardeşler? K düştü. Şimdi de diğer soruya bakalım. Bir okuldaki diyor, her bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının 2 katından 6 fazladır. Her erkek öğretmenin de okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının 3 katından 1 eksiktir. Buna göre okulda kaç öğretmen vardır? Değil mi? Şimdi yapacağımız şey ne? Evet, ebesinin nikahına kadar gitmiş. Burada... yani nikahına kadar dedik arkadaşlar. Şimdi burada neyi yapacağız? Şimdi... Ufacıktan bir soru geliyor biliyor musunuz? Ben her sene rastlıyorum. İnanılmaz ama geliyor. Geliyor. Geldik 9. sorumuza. Evet, bu da videonun son sorusu olsun. Şimdi diyor ki arkadaşlar, 1977 yılında doğan bir matematikçi. Evet. Yaşını soran bir arkadaşına, bugünkü yaşım doğum yılımın rakamlarının toplamına eşittir yanıtını veriyor. Tamam. Buna göre bu konuşma hangi yılda yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar, adam yaşını soruyor insan gibi. Adam verdiği cevap var. Alacaksın eline odunu. Bunu bir döveceksin hocam. Bunu böyle var, bir döveceksin. Dizgin kenar. Yapacaksın hocam. Öyle yapacaksınız hocam. Bunun doğrusu budur değil mi? Cevap bu. Cevap bu. Gülbe. Önce bunu bir döveceksin. Ondan sonra. Zaten ana düşünce sorularının mantığı şudur. Bak arkana lütfen yaslan. Bütün şıkları parçadan bulabilirsin. Ama bir tanesi en genel, en kapsayıcı, yani vermek istediğim mesajdır. Öğrenci o yüzden parçanın tamamını okuduğu zaman Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli hepsinin arasında kalıyor. Hocam iki şık arasında, beş şık arasında kaldım diyen öğrenci var. Utanmasa F diyecek hocam, F'de de kaldım diyecek adam. Var. Var. Neden var? Çünkü bu adam, bu bahsettiğim adam aranızda olabilir, dikkat. Altını satır 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 çiziyor. Satır satır. Bana inat çiziyor adam ya. Sen dikkat. Son cümlede diyor, yok lan diyor. Son cümleden bulmayacak. Bana inat adam satır 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 satır. Hatta evlilik buru. Adam heceliyor. Ondan sonra Adana var diyor. Olur tabii. Var lan tabii. Sen hepsini okudun hocam, tabii ki evet göreceksin. Hocam. Bursa. Hocam Bursa kesin var. Bakın göstereyim ben size. Adam benim sorumda mesela bunu yapabiliyor. Benim soruyu getirmiş hocam Bursa'yı göster. Hocam şöyle yapmayacak mıyız? Ben tabii sadece soruyorum hocam. Şöyle yapmayacak mıyız? Önce soruyu bir okuyacağız hocam. Baktık ki bu bir yorumlama sorusu. Şıklardan giderek bulmayacak mıyız hocam? Gözlüğü de taktım bugün. Türkçeyi hızlı çözmenin yolu bu değil midir Rüştü hocam? Çizmeden çözemem, hayatta çizmem. Ne? İşte hakikaten Bursa şurada çıkıyor. Ceyhan burada, Denizli burada. Hadi hocam, hadi bakalım cevap hangisi? Ya ararsak bütün şıkları buluruz zaten. Bu sorunun mantığı nasıl o zaten. Nasıl bulacağız hocam? Bir tanesi diyor, hepsi var ama bir tanesi benim vermek istediğim mesaj diyor. Sen mesajı alabildin mi hoca? Diyor adam bana aslında. Evet hocam. Canlıların ortak özelliğinin en başında bu vardır. Hücre veya hücrelerden oluşma. Peki hücre nedir? Hepiniz ne var ki bunda canım, bunu söylemekte ne var diyorsunuz. Ama şunu söyleyiveriyorsunuz, canın en küçük yapı taşı. Orada o taşı dersen kafana o taşı yersin. Diyor ki x değerler toplamı nedir diyor. E hadi yine kalbini söktük, karşıya gönderdik. X kare eşittir 5x artı 6'dan, hepsini karşıya attım, x kare eksi 5x. Eksi 6 sıfırdan kökler toplamı eksi b bölü a'dan hocam cevap 5'tir.
kusura bakma da nahbeştir. Allah'ım müthiş. Bana kimse böyle ders anlatmadı ya. Bana kimse böyle... Kimse bana böyle ders anlatmadı. Bana böyle ders anlatılsaydı ben Boğaziçi kazanırdım. Yurt dışına giderdim. Madem artık çocuklara bu kadar hop bak burada ne var hop ders anlatmak gerekiyor. Bu müfredatı komple gamify edip interaktif oyunlara yedirsek ya. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Aslında... Ben de mesela şöyle bir çocuktum, ciddiyim. Ben de mesela bu şekilde anlatıldığında anlayan bir çocuktum. Yani o kadar dikkatim dağınıktı mesela benim. Benim dikkatimi tutmak için güncel dil kullanmak gerekiyordu. Bunu da en iyi mesela geometri hocam yapıyordu. O yüzden benim hep hala da geometrim çok iyidir. Müthiş insanlar. Matematik babaları. Yılın en iyi one said videosu. Celal Hoca Yunan'ı denize mi dönüyor? Aker Hoca. Aker Hoca Celal Hoca'yı mı basıyor? Bir de böyle bir lore var yani. Abi muhteşem. Muhteşem. Bu olayın Çanakkale'nin neyi? Komutanı. Şimdi buradan bir çay getirin lan bana gençler. Boğazım burada vallahi. Tamam. Aker hadi belinden çay içelim lan. Getirdin mi? Dur abim. Aslanım beni. Müthiş. Ver bakayım be. Abim çay ister de ben getirmezdim. Allah razı olsun lan. Vallahi bakayım. Oh mis gibi Türkçe kokuyor ha. Buran buran. Türkçe mi? Hangi şey... kameradayız Bayram? Birde mi ikide mi? Şunda mıyız? Ortada mıyız? Her şey sizin için. Celal abimizden bu sütünü eksik etmiyor. Sırf tarihten daha güzel netler yapın diye. Everything is for you. Aslanım benim eyvallah. Sağ ol çayı da getirdin ya lan. Oğlum o değil de dur lan. Hazır gelmişken ben sana. Ne hocam neyi soracağız? Yok. Ben seni işinle öveceğim. Nasıl? Şimdi Aker. Hocam siz ders alacak değil ders verecek böyle şey yapıyor ya. Şimdi bu birinci Balkan Savaşısı falan yazıyoruz ya lan. Evet. Birinci gerçekten Balkan Savaşısı yazmıyor. Da yukarıda Balkan Savaşı yazmıyor. Everything is for you. Balkan Savaşı. Bu şimdi birinci bu nokta. Tamam burada. İnci. Balkan Savaşı'nda diyeceğiz mesela. Abi o zaman gelene... Bak. Nüfus sayımı. Yeniçeri. Şey. Sağlık hizmetleri. Cevap neydi? Hepsi. Cevap hepsi. Bunların hepsi neydi? Tıbbiye. Bak. Tıbbiye, yeniçeri, nüfus sayımı. Hepsi neydi? Askeri. Cevap ne? Hepsi. Hepsi. Cevap gaz asker. Hepsi diğeri tokatlarım burada. Yemin ediyorum tokat manyağı yaparım ha sizi. Cevap HPC. Teşekkürler. Neki ayıracağız? Çünkü bu özel... Gülben? Daha ayrı mı o? Bu bitişik değil daha mi o bitişik. Da? Niye? Bitişik ha. Yer veya zaman bildiriyorsa D daha birleşik yazdır. Ha. Buradaki savaş da özel bir savaş adı olduğu için büyük. Ama normalde bu savaş... Savaş büyük değil mi? Aynen. Bu savaşı aynen kaybettik evet, deseydi hocam. O zaman savaşın S'si küçüktü. He. Özel savaş olunca evet, hocam, Balkan o zaman savaşı bir de şu Kuvayi Milliye ne oldu? Ha, şimdi abi o çok güzel bir şey. Şimdi Kuvayi Milliye eskiden böyle yazıyorduk. Ha, ama ayrı yazıyorduk değil mi? Tabii. ÖSYM değiştirdi. Ne sebep? Şimdi, biz bunu böyle yazıyorduk. Aynen. Şimdi ne oldu bu? Şimdi abi K büyük hepsi birleşti. Ha, artık bu yazım? Yanlış abi. Şöyle yazacağız öyle aynen mi? Aynen. Hepsini K'si birleşik büyük yaz. Şu ıstropla ayırıyoruz mu? Yok. Ayırmıyoruz. Komple birleşik. Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye. Aynen öyle. Hep hocalar buna garip bir şey diyorlar sebep. ÖSYM diyor ki Arapça, Farsça anlamalar. Eser adıysan mesela Atabetül Akayık, Muhakemetül Lugateyn onlar ayrı. Ama eser Divanı Lugatü Türk falan ha. Yani. Ama eser adı olmadığında Misak-ı Milli, Kuvayi Milli, Şeyhül İslam hep birleşik. Misak-ı Milli'de mi çık yazılıyor? Aynen. O da artık hep komple birleşik. M'si büyük değil mi? M'si büyük. Diğerleri komple birleşti abi.
şey de yok, şu abstrop dediğin yok, şey de yok. Misak-ı milli. Misak-ı milli. Yeni yazım bu şekilde mi? Aynen öyle abi. Bunları da zaten YouTube'da benim yazım kuralı videolarımda da... Tamam, eyvallah. Allah razı olsun koçum. Abi görüşürüz. Seviyoruz. Hadi şimdi ucum rast gelsin bakalım. Nasıl böyle düzgün yazabilir ya? Kalemi... Hocam kalemi böyle tutuyor. Allah çarpsın ki kalemi hatta bak şöyle tutuyor. Şöyle yazmıyor mu? Çeker gibi. Nasıl yazabiliyor öyle? Allah adı verdim bir bakın. Nasıl ya? Bir insan nasıl böyle yazabilir? Abi şok. Allah çarpsın hocam böyle tutuyor kalemi. Videolarında da tamam. Bak ne olur bak. Şey de yok, şu abstrop dediğin yok, şey de yok. Misak-ı milli. Misak-ı milli. Yeni yazım bu şekilde mi? Aynen öyle abi. Bunlar da zaten YouTube'da... Nerede? Hiç kağıt yok mu lan etrafında benim? Yok. Allah kahretmesin. Benim yazım kuralı videolarımda da... Tamam, eyvallah. Teşekkürler Aker hocam. Seviyoruz. Hadi şimdi ucum rast gelsin bakalım. Hayır, eyvallah. Bak. Al işte, bir ders... Kaç tane branş elhamdülillah evet, ya. Evet hocam elhamdülillah hadi hocam. Hadi bakalım Allah razı olsun. Sağ ol koçum benim. Hadi bakalım. Şimdi hadi bizim Türkçenin prensi hadi bakalım. Benim liseden bir hoca da böyle yazar sonra kalemi bize almadı. Celal hocamızı tebrik ediyorum. Celal Hoca Mısır Seferi hikayesi mi? Ve Yavuz Sultan Selim ordusuyla beraber tamam, geldi. Nereye? İzleyip... Mısır'daki bu çöle. Tamam. Bu çölü başka tarihte yürüyerek geçen yoktur. O çölü tarihte yürüyerek geçen tek kişi var. O da Yavuz Sultan Selim dalga geçer gibi yürüyerek geçti o da. Yavuz Sultan Selim atıyla beraber çölün oraya geldiğinde arkada 150 bin kişilik ordu. Yavuz ho çüş. Hocam oradaydı ya. Yanında bütün ordu Rab dedin oldu. Kaldı. Yavuz atından aşağıya iniyor. Aşkar'ın eğerini tutuyor ve Aşkar. Başlıyor. Neydi Aşkar? Neydi Aşkar? Reziller. Biz mesela tarım yapıyor muyduk eski Türklerde? Yapmıyorduk. Neden? 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 Göçebeyiz çünkü. Çünkü göçebeyiz. Nereden alıyorduk biz bu tahılları, bakliyatları, her bir şeylerini? Nereden alıyorduk? Çin'den. Çin'den. Bizim kronik rahatsızlığımız neydi? Pişik ve fıtık. Sebebi ne? Deri pantolon giyip at üstünde gezmemiz. Ya. Bizim çadırlarımız böyle çadır olmaz. Böyle çadır olur. Böyle çadır olur. Kubbe şeklindedir. Ki mesela diye atıyorum. Ha Çin evet. Kim buldu pastırmayı? Pastırmayı kim buldu pastırmayı? Kim buldu? Biz bulduk pastırmayı. Nasıl bulduk? Eti alıyorduk. Eğerle atın arasına sıkıştırıyorduk. Üstünde tepine. Ne oluyordu? Böyle oluyordu. Ne oluyordu? Adnan oluyordu. Bastırma oluyordu. Dur. Dur. Bu sene yanlışlıkla iç mimarlık kazandık. Gireceğim sınava kazanacağım. Aa bitti değil mi lan başvurular? Svatska bu nedir? Savaşımız var. Herkes sağ elini kaldırsın. Kaldır. Kaldırın lan. Herkes sağ elini kaldırsın. Çok kötü bak. Avuç içi size baksın. 5 savaş var. Tamam. Barınak hesabıyla anlatacağım size. Öğreneceksiniz. ÖSYM buraya hep böyle soracak. Say. Birincinin önü. Yendik. Yatır. İkincinin önü yendik. Yatır. Tam ortadaki savaş. Kütahya Eskişehir. Yenildik. Yenildik hocam tuttum. Tut onu. Tuttum hocam. Sakarya'da yendik. Yatır. Büyük Taarruz'da yendik. Öttürdük. Yatır. Bırak. Şimdi geldi unut. Ölene kadar unutmam ben bunu. Nerede yenilmişiz? Kütahya Eskişehir. Dünyanın en iyi, bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en iyi tarih anlatma videolarından biridir bu arada şu. Türkümüzde tarih var.
Fatih Sultan Mehmet 10453'te İstanbul'u fethetmiştir arkadaşlar. Atatürk Ankara'da doğmuştur. Şimdi bayılacağım oldum yere. Bunun uzun hali var mıydı ya? Uzun hali yok. Çağatay şu uzun halini bulsan Allah aşkına ya. Biraz bilgilenelim be. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti kurucusudur. Haksız mıyım? Doğrudur. Haksız mıyım? Doğrudur. Göktürk'le kurucusu Metehan'dır. Gözlerim. Cengiz Han Uygur Devleti'ni kurucusu. Fatih Sultan Mehmet denizleri karadan yürütmüştür. Gözlerim. Çok özür dilerim. Koptum. Lazım. Mantılaşması 1913'te kazanmıştır. Öleceğim, ağladım. Allah çarpsın ağladım. Böyle bir şey olamaz. Lazım mantılar. Bir, abi ne olur çete şey yazmayın. Haksız mı? Bayılacağım. Bayılacağım. Lan ağladım lan. Allah ağladım. Vallahi ağladım ha. Öleceğim şimdi, böyle bir şey olamaz. Ay. Fatih Sultan Mehmet'e diss attık ama ne olursunuz yanlış yapmadık. Doğru hocam sizin. Evet arkadaşlar. Şimdi Türk tarihi 2'yi atıyoruz. Bilal Habeşi 70.153 yılında doğmuştur. Doğru mu? Doğru. Doğru. Fatih Sultan Mehmet Fatih Ünvanı'nı yenilmiş. Osmanlı Devleti 7.000. Osmanlı ya. Yanlış dediğim. Hemen 7.742 demeyin lan. 7042 yılında evet kurulmuştur. Doğru hocam. Adolf Hitler Osmanlı Devleti'ne karşı kaybetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman 1938'de doğmuştur.
Sultanahmet Cami 2014 yılında yapılmıştır. Cengiz Han dedesini öldürmüştür. Bak bu sene, bak bu sene barajın kaldırılması o kadar doğru bir karardı ki nihayet parlak zihinlerimiz, Allah'ıma şükürler olsun, nihayet parlak zihinli kardeşlerim kendilerini çok daha rahat ifade edecekler o sınavlarda. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Ay. Böyle bir şey olmaz. Gebereceğim. Gerçekten gebereceğim şimdi. Tarif bunlar. Haksız mıyım? Metehan düzenli orduyu kurmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda Seyit bin onbaşı 300 ton mermisi tek başına kaldırmıştır. Ya sen bunları nereden yazıyorsun? Her lan sana Seyit. Seyit onbaşı da tebrik et. Allah'ım. Allah'ım bu videoyu bize... Ali! Helal lan, sevdim seni Seyit. Sen lan sen... 300 ton kaldırmışsın ha, aferin. Arkadaşlar, Türk tarihimizde çok başarılı insanlar vardır. Hadi. Ama çok başarılı insanlar olup... Bakın arkadaşlar, şimdi size anlatayım. Günümüz Türk tarihinde çok başarılı insan vardır. Evet, doğru. Bir de çok başarılı olup kendisine... Aslında çok başarılı değil ama kendisi çok başarılı gibi hissedip... büyük ağaların yanında dura dura üstlenen kişi vardı. Kendisini üst görmen kişiler de vardır Türk tarihinde. Ama gerçekten de çok başarılı. Haksız mı pek? Hayır. Doğru mudur? Doğrudur. Kişiler vardır. Bazıları da dediğim gibi başarılı zannedip başarılı değildir aslında. Bazıları da başarılıdır. İkinci Murat Cengiz Han'a karşı savaş açmıştır. Alparslan Türkeş MHP'yi kurmuştur. Alparslan Türkeş. Yok, Alparslan Türkeş. Allah'ım. Allah'ım öleceğim. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Of. Müthiş bilgiler. Resmen ben bu sene sınava kesin %100 başvuruyorum. Hocam razı olsun hocam. Aslan Türkeş. Türkeş. Türkiyim. Adı üstüne Türk. Türkiye diyor. MHP'ye kurmuş. Helal sana. Bizans 2013 yılında yıkılmıştır. Evet. Bu kadar lan. Teşekkürler hocam. Ben yani... Ay ben öleceğim.